Merhaba arkadaşlar, MVC'de stok takip otomasyonunun 56. dersiyle karşınızdayız. Bu dersten sonra arkadaşlar projemizi canlı web ortamına aktarmış olacağız. Bu dersimizde de birkaç değişiklik yapacağız. Şimdi şöyle ki, şimdi layout tarafında, yani bu admin panelinin olduğu layout, şu diğeri daha önce oluşturmuştuk, genel layout, herkesin erişebildiği. Burada bir değişiklik yapacağız. En sona şöyle yapalım. Şöyle bir çalıştıralım önce. İletişimden çalıştıralım. Evet, şimdi burası genel. Ürünlere geçiş yapalım. Tamam, güzel. Giriş yapıyoruz. Burada sepetten aslında şurası. Şurayı değiştirebiliriz. Çok fazla sayıda menü oluştu burada. Şu admin'in olduğu yere bir özellik daha ekleyelim. O da web siteye geçiş olsun. Bunu isteğinize göre istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Layout'un olduğu yer. Evet, şu bölüme. En üstte. Siteye geç. Mesela home. İndeks olsun. Bir de genel layout tarafında bir değişiklik yapacağız. Diyez olsun. Ürünlerden sonra burası da ürünler indeks geçiş yapacağı yer admin paneli. Evet arkadaşlar, iyileştirme olarak şunu yapabiliriz. Şimdi normalde bu işlemi, şu sepet işlemlerini admin tarafında yaptık. Şu sepet işlemini genel tarafa taşıyabilirsiniz. İşlemleri o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir geri dönelim. Orada göstermiş olalım. Yani şuraya sepet özelliği eklenebilir. Şurada ürünlerimiz ve kategorilerimiz, markalarımız var. Onlara bağlı ürünler var. Şurada bir buton var. Detay butonun yanına bir buton daha ekleyebiliriz. Bu da sepete ekle butonu olabilir. Ve bu şekilde işlemleri şu
sağ üst tarafta göstermiş olabiliriz. O şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yani o şekilde düzenleyebilirsiniz iyileştirme olarak. Başka da yani genel anlamda bu şekilde kendinize göre uyarlarsınız. Şurada bir de sepet kontrolör tarafı var. Ona şimdilik şöyle yapacağız. Oturum açmış herkes ulaşabilsin. Authorize. Evet, buradaki değişiklikler bu kadar arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde projemizi publish edeceğiz ve veri tabanının yedeğini alacağız. Ondan sonraki dersimizde de arkadaşlar projemizi web ortamına aktarmış olacağız. Evet, önce bir görelim son durumu. Burada böyle bir şey yok tabii. Kategoriler. Ya da şöyle home index deyip, evet, bu şekilde. Şimdi admin paneli burada görünüyor. Bunu en sona aktarabilirsiniz. Admin paneline tıkladığım zaman, eğer giriş yapmışsak, oturum açmışsak, şuradaki bilgilere yetkimiz dahilinde ulaşmış olacağız. Şu admin olduğu yere de siteye geç diyebiliriz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.